Sıra sonuna geldim. İkili trabzan yaptım. Burada biliyorsunuz 5 tane sık iğne olacaktı araya. 2 tane ikili trabzan, 2 sık iğne, 2 tane ikili trabzandan sonra 5 tane sık iğne. Başlarken 3 tane sık iğne ile başlamıştık ve örneğin bitiminde biliyorsunuz 2 tane sık iğne yaparak sırayı gördüğünüz gibi tamamladım. Hemen şuradan, şuradaki katında alıp ip çıkarıyorum ve burada aynı zamanda renk değişimi yapıp şimdi yeni sıraya başlıyorum. Gördüğünüz gibi burada da şöyle çektireyim. 5 tane sık iğne oldu. Yeni sıra için ise şimdi şuradaki sık iğneye batmıyorum. Altındaki kendi renk tonuna batarak ikili trabzan yapıyorum ve yeni sıraya başlıyorum. Yani ikili trabzanla başladık. Şöyle takayım markeri. Sonrasında bir boşluk, bir tane sık iğne ve tekrar şuraya ikili trabzan. İkili trabzan, bir tane sık iğne, ikili trabzan yaptım. Sonrasında 6 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hep arka katlarına batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonrasında şuraya batarak bir tane ikili trabzan, bir boşluk, bir tane sık iğne ve tekrar bir tane ikili trabzan orta noktaya, bir boşluk, bir tane sık iğne ve ikili trabzan. Sonrasında yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Şuradan itibaren 1, 2, arka katlarına batıyorum. 3, 4, 5, 6. Artık belleğinize kazınmıştır hatta, çünkü çok sık iğneledim. Mozaik desenlerde hep trabzanların arka katına batarak yapıyoruz. Yani bütün desen boyunca bunu uyguladık. Çünkü ön kısımlarında boş bırakılan yerlere gördüğünüz gibi desen çalışıyoruz. 6 tane sık iğneden sonra bir tane ikili trabzan ve bir boşluk, bir tane sık iğne. İşte desen tekrarı bu. Şuraya da bir tane takıyorum. Sayalım, 22 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şimdi bunu tekrar edeceğiz. Biz nasıl başladık? İkili trabzan, sık iğne, ikili trabzan. Şimdi bir tekrarı birlikte yapalım. Bir boşluk bırakıyorum. Sıradakinin bir altına batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadan bir boşluk, bir tane sık iğne ve tekrar ikili trabzan. Şuraya yaptım. Sonrasında 6 tane sık iğne. Şuradaki ikili trabzandan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuraya yaptım. Sonrasında şuraya ikili trabzan, arkadan bir boşluk, sık iğne, ikili trabzan, arkadan bir boşluk, sık iğne, ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan, ikili trabzan, arkadan bir boşluk, sık iğne, İkili trabzan,
arkadan bir boşluk, sık iğne, buradan da tabii ki bir boşluk ve ikili trabzan. Aralarda da bir sık iğne boşluğu var. Çünkü buradaki sık iğnenin altındakini boş bırakıyoruz, diğerine geçiyoruz. Şurayı yaptım. Sonrasında 6 tane sık iğne yapıyorum. Şurası 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yaptım. İkili trabzan ve sık iğne yaparak tekrarı bitiriyorum. İkili trabzan, bir boşluk, sık iğne. İşte bir tekrar yaptım. Şuradaki markörü çıkarıyorum. Buraya takıyorum ve şimdi buradan itibaren aynı yinelemeye devam ediyorum. Şuradan itibaren. Ben şu anda buraya taktım. Burada da buraya takmıştım. Yani biz şu anda buraya yaptık. Sonrasında ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan devam edip aynı tekrarı yapıyoruz. Ve bu sırayı da bu şekilde dolanıyoruz. Yine sıra sonunda sırayı bitirirken görüşelim. Sıra sonuna yaklaştım. Şimdi sırayı birlikte kapatalım. 6 tane sık iğneden sonra bir tane ikili trabzan, arkadan bir boşluk ve sık iğne yaparak sırayı tekrar bitiriyorduk ve ben burada iki katını alıyorum, ip çıkarıyorum ve kapamayı diğer renkle yapıyorum ve yeni sıraya başlıyorum bu renk tonuyla. Şimdi 4 tane sık iğne yapacağız. Hemen şuradaki ikili trabzandan itibaren başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şuraya bir tane marker takayım. Buradan itibaren başladık. Sonrasında bir tane ikili trabzan. Buradaki sık iğneye batmıyorum. Alttaki kendi renk tonundaki ikili trabzanın üstüne batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzan. Sonrasında 3 tane sık iğne yapacağım. Buradan önce 3 boşluk. 1, 2, 3. Sonrasında 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Sonrasında şuraya ikili trabzan. Ve bir boşluk, bir tane sık iğne. Tekrar şuraya ikili trabzan. Ve 3 tane sık iğne. Bir boşluk. Şuradaki ikili trabzan üzerinden başlıyorum. 1, 2 ve 3 tane sık iğne. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradan itibaren başlıyorum. 1, 2, üçüncüsü ikili trabzanın üstüne denk gelecek. Ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında 3 tane sık iğne yapıyorum. Buradan 3 boşluk. 1, 2, 3. Ve 3 tane sık iğne. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet, sırayı 22 sayısını yaptım ve şimdi bunun tekrarını yapacağız. Tekrar 3 tane sık iğne. Şimdi birlikte tekrar edelim. Bu tekrarı da. Tekrar 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Şurayı yaptım. Sonrasında 3 tane ikili trabzan. Şurayı yapacağım. Şuraya dikkat etmeye çalışıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane. 2 trabzan. Üç tane sık iğne. Buradan üç boşluk. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Şurada sanki bir hata var, onu çözmeye çalışıyorum. Bir, iki. Bir, iki, üç tane boşluk. Aynı yere iki kez mi battım? Şurayı bir sökebilir miyim? Çünkü şurada sanki bir problem var. Şurada bitirmiştik ama. Evet. Doğru aslında. 1, 2, 3. 3 boşluk. 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Şurada 4 tane sık iğne. Ben 3 diye söyleyince bütün dengeler değişti. Şu an desen tekrarını yaptım. Hemen tekrar çek edelim. 4 tane sık iğne. Sonrasında 3 tane İkili trabzan, arkadan 3 boşluk, sonrasında 3 tane sık iğne, ikili trabzan, arkadan 1 boşluk, sık iğne, ikili trabzan, arkadan 1 boşluk, 3 tane sık iğne ve sonrasında 3 tane ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan, 2 tanesi şuradaki sık iğnelere denk geliyor, gelecek, 1 tanesi de şuradaki ikili trabzana denk gelecek. Sonrasında 3 tane sık iğne yaparak 22 sayısını yaptık. Şimdi bunun tekrarını yapacağız. Şuradan itibaren 4 tane sık iğne ile başlamıştık. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar yapalım birlikte. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne. Ben 3 yapınca tabii bütün dengeler değişti. 4 tane sık iğne yaptım. Sonrasında 3 tane ikili trabzan. Biliyorsunuz ilki şuradaki ikili trabzanın üstüne denk gelecekti. Şurada 3 tane sık iğneyi ben yapınca tabii eksik oldu normalde. 4 tane sık iğne ile başladık. Şu an tamam, düzelttim. Sonrasında 3 tane ikili trabzanı yaptım. Yani şurası 3 boşluk, 3 tane sık iğne. Buradan 3 tane boşluk. 1, 2, 3. 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Sonrasında ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan, 3 tane sık iğne. İkili trabzan, 1 boşluk, sık iğne. İkili trabzan ve 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Sonrasında 3 tane ikili trabzan. 1,
2 ve bu da 3. Üçüncüsü ikili trabzanın üstüne denk gelecek. Şurası ve 3 tane sık iğne. Buradan 3 boşluk. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. sık iğne. Şu an ikinci tekrarı yaptım. Şimdi tekrar sonuncu markeri çıkarıyorum. Buraya takıyorum. Ve buradan itibaren başlıyorum. 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Tekrar buraya 4 tane sık iğne ve bu tekrarı devam ediyorum. Ve bu sırada da bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir hata yaptığınız zaman bütün dengeler değişiyor ve yerler değiştiği için dolayısıyla desen bozuluyor. O yüzden de biraz mozaik desenlerde konsantrasyon ve sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben az önce 3 tane sık iğne deyince bütün dengeler değişti. Oysa 4 tane sık iğne ile başlamıştık. Ben 3 yapınca burayı 3 gibi gördüm çünkü. O yüzden de bütün taşların yeri değişti oldu ve bozuldu. O yüzden de tekrar ettim. Doğru yapmışım ama aslında 3 gördüğüm için ikinci tekrarda yanlış oldu. O yüzden de marker takarak, markeriniz yoksa ip takarak, benim taktığım noktalardan itibaren onlara dikkat edip onları yinelerseniz eğer deseniniz kusursuz şekilde, kusurlu olabilir, hiçbir şey kusursuz değildir. Sorunsuz şekilde demek daha doğru ifade olabilir. Sorunsuz şekilde sıra sonuna kadar gelebilir. Evet, bu şekilde tekrar edelim ve tekrar sıra sonunda buluşup bir süreye birlikte geçelim. Evet, sıra sonuna geldim. 3 tane ikili trabzandan sonra 3 tane sık iğne yaparak sırayı tamamlıyorduk ve 4 tane sık iğne ile başlamıştım. Burada 7 tane sık iğne olacaktı. O yüzden de sırayı tamamlıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3 boşluk ve 3 tane sık iğne. Sanırım 3 boşluk bırakmadım. 1, 2, 3. Evet, şuraya batacağım. Birinci sık iğne. İkinci, üçüncüsünde aynı zamanda renk değişimi yapacağım. Şuradaki arka katını da alıp. Battım. İpi çıkardım. Ve bu rengi bırakıyorum. Şimdi bu renkle renk değişimi yapıyorum. Ve yeni sıraya başlıyorum. Bu ip burada bekleyecek. Yeni sıra için ise bir tane sık iğne şuraya. Şu araya bir tane ikili trabzan. Bir önceki sırada sık iğne yaptığım yere bir tane ikili trabzan. Bir tane sık iğne. Arkadan bir boşluk tabii. Ve buraya bir tane ikili trabzan. Diğer sık iğne. Ve sıraya başladım. Hemen şuradaki sık iğne ile olan yere marker takıyorum. Ve devam ediyorum. 3 tane sık iğne. Buradan bir boşluk ve 3 tane sık iğne. 1, 2 ve evet 3 tane sık iğne yapıp 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şuraya 1 ve 2 sonrasında 2 tane sık iğne, 1 tane ikili trabzan. Buradan 2 boşluk 1 2 tane sık iğne, 1 tane ikili trabzan şuraya. Ve 2 tane sık iğne, 1 boşluk. 1 2 tane sık iğne ve 2 tane ikili trabzan şuraya. 1 ve
2 ve 3 tane sık iğne. 2 boşluk, 3 tane sık iğne. Şuradaki 3 tane ikili trabzanın üzerine denk gelecek. 2 ve 3 tane sık iğne. Sonrasında bir tane ikili trabzan, sık iğne, bir tane ikili trabzan. Bir tane ikili trabzan. Bir boşluk, bir tane sık iğne ve bir tane ikili trabzan. Ve marker takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Şimdi tekrar ediyoruz. Sık iğne ile başlamıştık. Bir boşluk, bir tane sık iğne. Sonrasında bir tane ikili trabzan. Şu. Bir boşluk, bir tane sık iğne ve bir tane ikili trabzan. Sonrasında 3 tane sık iğne. 3 tane sık iğne, 3 tane ikili trabzanın üzerine denk gelecek. 1 2 ve 3. 2 tane ikili trabzan. Şuraya 2 tane sık iğneye kendi renk tonundaki yaptım. 2 tane sık iğne, 1 tane ikili trabzan. 1 2 boşluk, 2 tane sık iğne. Bir tane ikili trabzan. Kendi renk tonundaki ikili trabzan üzerine denk gelecek. 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan. Buradan bir boşluk, 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, üç tane sık iğne. Şuradaki 3 tane ikili trabzana denk geliyor. Ve sonrasında ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan. İkili trabzan. Buradan bir boşluk, sık iğne ve bir tane ikili trabzan. Buraya da marker takalım. Ve şimdi buradan itibaren tekrara başlıyoruz. Sık iğne, ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan şeklinde yinelemeyi yapıyoruz. Etrafını bu şekilde yineleyerek devam ediyoruz. Ve şurada sırayı bitirirken tekrar buluşuyoruz. Sıra sonuna geldim. Şimdi sırayı tamamlayalım. 3 tane de sık iğneden sonra 1 tane ikili trabzan, 1 boşluk, 1 tane sık iğne ve tekrar 1 tane ikili trabzan yaparak şu kısımda yapıyoruz ikili trabzanı, hatta şuradaki katı alarak dikkatli şekilde ve sırayı tamamlıyorum. Şuradaki sık iğneyi batarak, sık iğne ile başlamıştık hatırlayın, katını alıp bu şekilde ip çıkarıyorum ve bu ipi bırakıp diğer ipe geçiyorum ve yeni sıraya başlıyorum. Çektiriyorum. Şimdi 4 tane sık iğne yapacağım. İki sık iğneyi şuradaki sık iğneye batarak yapıyorum. 1 ikili trabzan üzerine battım. 2 diğer sık iğneye battım. 3 ve bu da 4. 4 tane sık iğne yaptım. Sonrasında bir tane ikili trabzan, kendi rengindeki renk tonuna batarak yapıyorum. Ve 4 tane sık iğne, bir boşluk,
1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne, 1 tane ikili trabzan. Üç tane sık iğne, bir boşluk, bir, iki ve bu da üç. Üç tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir boşluk, dört tane sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane ikili trabzan. Şuraya denk gelecek. Bir boşluk ve 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Ve bunu tekrar edeceğiz. Şuradayım. Başlarken şuradan başladık. Yani 4 tane sık iğne. Şimdi tekrar edelim birlikte. 4 tane sık iğne. 1 2 Şurada katı tamamladım. 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne. Şurası bir tane ikili trabzan. Şuradaki ikili trabzana denk gelecek. Ve dört tane sık iğne. Bir boşluk. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane sık iğne. İkili trabzan. Üç tane sık iğne, bir boşluk, bir, iki ve üç. Bir tane ikili trabzan ve dört tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir boşluk, bir, iki, üç ve dört. 4 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, şuradayım, 3 tane sık iğne, bir boşluk, 1, 2 ve 3. Bu markeri şimdi buraya takıyorum ve şimdi desen tekrarını yapıyorum. Sonrasında yine 4 tane sık iğne ve ikili trabzan şeklinde desen yinelenmesini yapıyorum. Ve bunu da bu şekilde yineleyelim. Yine sırayı bitirirken ve yeni sıraya yine birlikte geçeriz.